Uludağ'ın güney yamaçlarında 850 metre yüksekliğindeki iki mağaradan çıkarak Bursa Ovası'nı besleyip önce Ulaabat Gölü'ne ulaşan ardından da Susurluk Çayı ile birleşerek Karacabey Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne dökülen Nilüfer Çayı'nın görüntüsü adeta asfalt bir zemini andırıyor. Tekstil firmalarının atıklarıyla simsiyah bir görünüme dönen Nilüfer Çayı'nın Uludağ çıkışındaki berrak görüntüsüne dönebilmesi içinse Bursa Teknik Üniversitesi tarafından bir proje geliştiriliyor. Bu projede elde edilecek filtrede yine atık malzemelerden şeker pancarı küspesi ve su yosunu kullanılacak. Nilüfer Çayı'ndaki tekstil atıklarının yine atık malzemelerden üretilen bu filtre ile temizlenmesi hedefleniyor. Çok tabakalı, farklı katmanlı yapılara sahip malzemeler de geliştirebiliriz. TÜBİTAK projemiz bir sene sürdü. Bir senenin sonunda biz projeyi tamamladık. Öğrencilerle birlikte yaptık. Dediğiniz gibi bir öğrenci projesiydi. Başlangıçta böyle yine atıklar üzerine gidelim, atıklardan bir şey yapalım ve hani Bursa'nın en önemli problemi ne diye göz önüne aldığımız zaman da bu tekstili biz değerlendirmek istedik. Bir yıl sürenin sonunda da oldukça iyi verimli sonuçlar elde ettiğimizi gördük. Biz şu an laboratuvar ölçekli çalışmalarımızda yaklaşık %3 kadar, yani çok oldukça düşük bir oranda kullanıyoruz. Daha büyük ölçeklilerde daha yüksek oranda kullanırsak bu atıkları da yüksek oranda değerlendirmiş olacağımızı düşünüyoruz. Tekstil firmasının çıkış deşarj ünitesine uygun bir üretim gerçekleştirip oradaki maksimum giderimi sağlayacak büyüklükte üretilebilir. Yani bu şu an için dediğim gibi laboratuvar ölçekli üretim ama bunu biz daha büyük boyutlarda üretebiliriz. Kolay ulaşabileceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü şeker firmaları da, şeker üreten firmalar da bu konuda yardımcı oluyorlar. Yani küspeleri istediğimiz zaman bize gönderdiler. Diğer polimerimiz de zaten dediğim gibi su yosunlarından elde edilen biyopolimer. Malzemelerimiz oldukça doğal, biyobozunur ve atıklarda
depolardan elde edilen malzemeler. Dolayısıyla hem maliyeti düşük, hem çevreci, hem de kolay ulaşılabilir malzemeler. Yani biraz zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Boyar madde giderimi için aslında hazır gibiyiz. Hani sadece büyük ölçekli üretime bakmamız gerekiyor ama diğer organik kirliliklerin giderimi için yine bir zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu analizleri tamamlayabilmek için ve malzemenin özelliklerini karakterize edebilmek için. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu sorunu tamamen ortadan kaldırabiliriz diye düşünüyorum. Valla bu 30-40 yıldan beri aşağı yukarı böyle. Ben çocukluğumda biz buralarda balık tutuyorduk. Hani holtayla geliyorduk, 3-5 balık yakalayıp yiyorduk balıkları. Ama şu an bırakın balık tutmayı, bir kurbağa bile yaşamıyor. Yani kurbağanın yaşamadığı yerde ne beklersiniz? 5 tane ilçeden geçiyor Bursa'dan bu yana. Burada tarım yapılıyor, burada üretilen mahsul pazarlara gidiyor ve halkımıza sunuluyor. Bunu da sağlığınla oynamak demek vatandaşın. Buna yetkililer artık ne önlem alır bilemiyorum. Ben elimden geldiğince gidebildiğim kadar bir şeyler yapmaya çalışacağım.